Tamer Korkmaz Kurtarma Seferberliği Kızıl Soros, Osman Kavala'yı kurtarabilmek için kelimenin tam anlamıyla yırtınıyorlar. Mr. Kavala için seferberlik ilan edenlerin başına hürriyet, daha doğrusu Ertuğrul'la Ahmet Hakan çekiyor. Demek ki bu kızıl soros, derin baronlar yani komprador burjuvazi için çok önemli bir isim. Bu vesileyle Mr. Kavala'nın siyahi bağlantılı George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'nın mütevelli heyetinde görev yaptığını da hatırlıyoruz. Orada birlikte çalıştığı isimler arasında Junior Barlas'ın dayısı Nafiz Canpaker, İsak İshak Alaton'un kızı Leyla Alaton ve Taha Akyol'un oğlu Mustafa Akyol da vardı. Eleman Kavala'yı kurtarmak. Kompradorların hesabına psikolojik harekat icra eden etki ajanı Ertuğrul için önceliğin Mr. Kavala olduğunu görüyoruz. Kızıl Soros görevinin Gladiocu Ertuğrul için bir nevi Erray'ını kurtarmak mesabesinde olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte Ertuğrul'un görev alanında yer alan yani başka kurtarılması istenen isimler de var. Sıradakiler Mesela Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan tahliye edildiğinde Hürriyet'te 6 Kasım 2019'da ne demişti? 007 Ertuğrul, Nagihan Alçı, şimdi sıra Osman Kavala ve Mümtazer Türk de diye yazmış, o meşhum listeyi ben tamamlayayım, şimdi sıra Selahattin Demirtaş'ta. 6-8 Ekim 2014'te, 51 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, Kobani'yi bahane eden kalkışmanın, fitilini ateşleyen Mr. Demirtaş'tan bahsediyoruz. Washington'ı ziyaretinin hemen ardından, İş bu kalkışmanın azmettiricisi olmuştu. Mr. Demirtaş'a 7 Haziran 2015 seçiminden önce yenen Türk ekranında saz çaldıran da Ahmet Hakan'dı. Bunları unutmamızı istiyorlar. CHP Milletvekili Şafak Pavey 8 Haziran günü 2015, Sem amcasının Demirtaş'ını tebrik etmiş, birlikte iyi salladık demişti. Cezaevinden çıkarılması için başta CHP'nin ve hürriyetçilerin büyük çaba sarf ettiği Demirtaş hakkındaki iddianamede doğrudan Kandil'deki katillerden emir almakta, onların talimatlarını yerine getirmektedir deniliyor. PKK kongresinde siyasi alan sorumlusu olup terör örgütünün yapılandırmasında 21. sırada yer alan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'teki kanlı olayların baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Kravatlı terörist Selahattin Demirtaş'ın şu laflarını da asla unutmayacağız. PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. PKK ve PYD özgürlük savaşçısıdır. PKK sizi tükürüğüyle boğar. TSK kaybedecek, PKK kazanacak. Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. PKK'lıların cenazesine gitmeyen HDP'li vekiller hakkında soruşturma açacağım. Kürdistan'ın yönetim modelini tartışacağız. Başkaları da var. Demirtaş cezaevinde olmamalı diyenlerden biri de 6 Mayıs 2019 Mehmet Barlas'tır. Barlas'ın kayınbiraderi Nafiz Can Paker de Öcalan'ın özgürlüğünü istiyorsunuz, keşke olsa demişti. 18 Nisan 2013'te. Adnan ve Kedicikleri Tesevci Nafiz Can Paker'in sosyal medya maydanozu olarak görev yapan yeğeni Junior ise sadece Makbule partilerinde değil Adnan Oktar'ın partilerinde de sahne almıştır. Görevli Ertuğrul'dan kurtarılması istenenler listesinde Adnan Oktar'la adamlarının ve elbette kediciklerinin de yer aldığını tahmin etmek hiç güç değildir. Geçtiğimiz hafta mahkemenin Adnan Oktar davasında tam 91 kişi için tahliye kararı vermesi Ertuğrul'u keyiflendirdi. Kedilerin ve kediciklerin tahliyelerine çok sevindim başlığını attı. 14 Aralık tarihli yazısı. Ertuğrul, Oktar'ın tutuklanmasından sadece 3 hafta öncesinde 24 Haziran 2018'de "Hocam beni de aranıza alın. Söz dokunmam." diyordu. Adnan Hoca vallahi ilginç adam. Resmen hem eğleniyor hem de hocalık yapıyor. Fonda bugüne kadar gördüğüm en güzel telli turna klibi. Bu kare muhafazakar kesimin bu kanadının geldiği noktayı çok güzel anlatıyor. Vallahi şu seanslardan birine katılmaya talibim. Söz veriyorum hiçbir şeye, hiçbir yere dokunmam. Eh bu Adnan da Ertuğrul gibi bir nevi 007'dir. Aynı baronsal güç odağının farklı maskelerle görev yapan elemanlarıdır bunlar. Kaşar Hedonist 007 Ertuğrul, Mapusane sonrasındaki dönemde arada bir Kaşar Hedonist 007 Adnan'la güya dalga geçiyormuş gibi yapan kimi yazılarla hedef şaşırtmaya çalışıyor. Ne var ki bir yerden sonra zurna zırt diyor. Yani nedir? 91 kedi ve kediciğin tahliyesiyle sevindirik olup kendini tutamıyor. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak'ın.